Haberin konuşulduğu, haberin izlenildiği tek program Haber geliyor. Hoş geldiniz. Bir cuma günü yine önemli bir başlıkla sizlerle birlikteyiz. Ülkede trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Gerek sürücüler, gerekse devlet trafikte sağlıklı yaşam için hiç de olumlu adım atmıyor desek yeridir. Trafikle birlikte motosiklet sürücüleri, ülkede motosiklet sürücüleri diğer sürücüler tarafından değer görüyor mu? Diğer sürücüler, araç sürücüleri, motosiklet sürücülerini bir araç olarak görüyorlar mı? Motosikletçilerin yaşadığı sıkıntılar neler? İşte bunları detaylı bir şekilde konuşacağız ve ülkemizdeki yolların durumunu sizlere bir kez daha göstereceğiz bu programda efendim. Önemli bir isim stüdyolarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şoför Okulları Birliği Başkanı Barış Tilki'yi ağırlıyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle bir program düzenlediğiniz için. Ayrıca teşekkür ederim siz ve kanalınız adına. Çok sağ olun. İnşallah başarılı bir sunum sunar ve halkı daha bilinçlendirme konusunda faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, ben öncelikle şundan üzüntü duyuyorum. Hani konu trafik olunca 1 saat 5 dakikaya nasıl sığdırırız bilmiyorum ama ben hani çok hızlı sorular soracağım. Çok sağlıklı cevaplar alacağım biliyorum. Elimizden geldiğince cevaplayacağız. Ve görüntülerimiz var. Yollar evet. Ne halde, trafik ne halde bunların hepsini göstereceğiz ama isterseniz motosikletten başlayalım. Başlayalım. Bu arada ben bugün programı yapacağımı duyurduğumda arkadaşlardan Facebook'tan mesaj yağmurları geldi. Motosiklet sürücüleri evet. Özellikle. Çok fazla soruları var onları da size yönelteceğim. Bu arada altta göreceksiniz Facebook'tan bana ulaşabilir. Sorularınızı yöneltebilirsiniz efendim. Sorularınıza cevap arayacağız bu programda. Evet. Motosikletten başlayacağız dedik. İsterseniz motosikletle güvenli motosiklet kullanma ile ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. İzleyelim. Bakalım motosiklet kullanmadan önce neler yapmamız gerekiyor İzleyelim. Her şeyden önce. Sonrasında başlayalım. Evet, motosiklet kullanmak için motor kullanmayı bilmek yeterli mi? Motosiklet nasıl kullanılır? Motosiklete oturmadan önce ne yapılması gerekir? Onunla ilgili detaylarımız var. İzleyelim. Sonrasında programı başlatacağız. Evet. Motosiklet kullanmak kuşkusuz keyiflidir. Ama bu özel keyfi felakete dönüştürmemek için kurallara uymak şart. İlk adım güvenli bir sürüş için ekipmanları kullanmak. Mesele pahalı ve süratli bir motosiklet almak değil, mesele alınan motosikleti doğru kullanmak. Motosiklete binmeden önce uyulması gereken kurallar var. Yapılması gereken görevler var. Bunların birincisi sizin güvenliğiniz için giymeniz gereken kıyafetler. Mesela üzerimde gördüğünüz korumalı mont, dizlikler ve kask oldukça önem arz ediyor. Kullanılan tüm ekipmanlar önemli ancak kaskın önemi bir başka. Çok kaliteli bir kasktır. Bu aynı zamanda çeneden açılır, aynı zamanda kapalı olur. Bu kaskla gerek skuter sürersiniz, gerek kruzer motosiklet sürersiniz, gerekse hobi motosikleti sürersiniz. Ve hiçbir can güvenliğinize kesinlikle herhangi bir zarar ve bir tehlike gelmez. Kasktan sonra vücudu koruma altına almak zorundayız ve kullanacağımız malzeme kesinlikle önemli. Kıyafeti giyecek. Kıyafeti giyecek. Size'ına göre giyecek. Ne sıkı olacak, ne bol olacak. Bunu giydikten sonra bunun altına yine dizlikleri vardır. Şurada gördüğünüz gibi bu dizlikleri takacak. Dizlikleri taktıktan sonra bunun yine pantolonu vardır. Gerek kendi pantolonunuzun altından giyebilirsiniz. Gerekse bunun özel başka daha profesyonel alt pantolonu vardır. Onu giyer. Tam teşekkürlü giyinir, eldivenlerini takar ve motosikletle seyahatine başlar. Eğer sürücü tedbir alır seyahate başlarsa olumsuzluklardan minimum seviyede etkilenir. Herhangi bir virajdır, yoldur, araba çarpmasına karşı dengesini kaybedip motosikletten düşmesine karşı gerek dirsekler olsun, gerek dizlikler olsun kendisini korur ve hiçbir şey olmadan motosikletini alır, hasarı varsa bakar, hasarı yoksa yoluna devam eder. Ahmet Aktun, kaskın önemine vurgu yapıyor yapmasına ama kaskı farklı şekillerde kullananları da eleştiriyor. Kask, motosikletin arkasında ipine bağlı. Büyük motosiklet görüyorum, yine geçiyor. Kask elinde takılı. Evet.
Herhangi bir kazada olduğunda ağır sonuçlarla neticelenir. Dolayısıyla ben halkımızı lütfen davet ediyorum bilinçli sürüşe. Akdun'un son mesajı araç sürücülerine. Trafikte araç sürücülerine de büyük bir ödev düşer. Motosiklet eti görürler, motosiklet eti bir yaya zannederler. Bir araçtan görmezler. Ben dolayısıyla motosikletten giderken orta şeritte giderim. Ne sol şeritte giderim, ne sağ şeritte giderim. Aynı line'ımın içerisinde tam orta yerde giderim ki beni araç görsün, beni geçmeye çabalamasın. Eğer beni geçecekse bile bekleyecek, karşımdan araba geçecek, gelen araba ondan sonra geçecek. Dolayısıyla ben çoğu arkadaşlarımı görürüm, kenarda gider. Dolayısıyla yol, iki şeritlik yol, üç şerit olur. Tabii biz haberi yaparken en son o kaskı taktığımız sahne, rejideki arkadaşlar hemen gülümsediler, güldüler. O biraz işin havasıydı ama muhakkak motosiklet sürücüleri kaskı takmalı. Ahmet Aktun'a da teşekkür ediyoruz bize bu yardımda bulunduğu için. Evet, motosiklet kullanmak basit bir olay değil değil mi Barış Bey? Kesinlikle. Demin de dediği gibi Ahmet arkadaşımızın korumalı mont ve kask çok önemlidir ama ben burada sizin aracıyla tekrardan bunu vurgulamakta yarar görüyorum. Kask, böyle ucuz kask, yani canımızdan daha değerli değil ve bunu her zaman ben söylüyorum. Kask ne kadar kaliteli ve daha sert cisimden yapılırsa, alınırsa o kadar önemlidir. Çünkü kask alırken kesinlikle ucuza kaçınmamalıdır. Çok önemli olduğunu biz defalarca söyledik. Mont korumalı olmalıdır. Ve gerekirse sırtlık ve bellik ile desteklenmelidir. Ve bunu da söylememde yarar var. Kesinlikle eldiven takmak çok önemlidir. Yere düştüğünüzde yer ilan ilk temas edecek olan ellerdir ve yumuşatması bakımı açısından çok önemlidir. Tabii pantolon ve ayakkabı, bot da giyilmesi, kaliteli bot giyilmesi, bunlar hep can güvenliğimiz açısından hep önemlidir. Ama ben bunu burada vurgulamak isterim. Kişi güvenine göre motor almalıdır. Yani hiç bilmeyen ve yeni öğrenen bir kişi en büyük motoru alıp da sürmesi hem canına hem de başkalarına tehlike arz edecekti. Burada da bunu vurgulamakta ben yarar görüyorum. Peki, motosiklet sürücüleri genel anlamda şöyle bir trafiğe evet, baktığınızda dikkat ediyorlar mı bu hususlara? Kesinlikle. Aslında genellenme yapmak da evet, yanlış ama. Kesinlikle. Burada siz de bilirsiniz ki gerek altyapımızla gerekse yollarımızın düzeniyle bırakın motosikleti korumayı. Artık sevginin ve saygının bittiği bir noktadayız. Ve ben yıllardır hep bunu vurguluyorum. Yollarımız yeterli değil. Altyapımız çok eksik. Kesinlikle her sürücü, ister motorlu araba olsun, isterse motosiklet olsun, ki önce kendi canını güvence altına alması gerekir. Karşısındakinin ne yapacağını algılaması gerekir ki yolda daha emniyetli bir şekilde yolculuğunu, seyrini devam ettirsin. Zaten biz tüm öğrencilerimize bunu vurguluyoruz. Şoförlüğün %50'si yani yarısı karşındaki hatayı algılamadır. Yani bunu eğilim algılarsan başarılı olun ve kendi canına, malına daha fazla koruma açısından güvenli bir şekilde sürüş yapmış olun. Evet. Şimdi güvenli sürüş dedik. Özün etkine dönelim hemen. Hı-hı. Bir kısa bir veteremiz var. Bakalım güvenli sürüşle ilgili o neler söylemiş. Onu evet, izleyelim. Şimdi de efendim Özün Etkin'le yaptığımız güvenli sürüş röportajını ekranlara getiriyoruz. Bakalım güvenli sürüş neymiş? Hmm.
İlk önce bu işin temelden başlamak lazım, mutfağından başlamak lazım. Küçük bir motorla başlamak lazım. İdamesi kolay, gazı, debriyajı, ağırlığı daha mütevazi olan, daha hafif kilolu, daha az güçlü motorlarla başlamak lazım. Ve bir merdiven gibi bir kademe sistemi koyarak gitgide yükselterek yapmak lazım. Ve en önemlisi bu işi anadan, babadan, abiden, kardeşten, her laftan değil, uzman bir eğitmenden almaları lazım temelini. Evet, röportajlara devam edeceğiz. Parçalara ayırdık. Eskiden ehliyet sistemi nasıldı? Motor ehliyeti almada. Bugün nasıl? Evet. Şimdi hatırlanacağı gibi 2013 Ağustos ayında geçici bir hükümet kurulmuştu. Ve o geçici hükümetin zamanında Sibel Siber başbakandı. O başbakanlık döneminde bir tüzük geçirildiydi. Bu tüzük şoför okullarının eğitimi hususundaydı ve CCC'ne göre yaş sınırlaması getirildiydi. Bu güzeldi. İşte benim defalarca hep söylediğim ve vurguladığım bir deyim vardır. Beğenseler de beğenmeseler de. Biz KKTC Şoför Okulları Birliği olarak yıllardır bu işin içindeyiz ve hep vurguladık biz bunu. Yani herhangi bir bu trafiğiyle ilgili herhangi bir madde veyahut da yasa tüzük olsun geçirileceğinde hep dedik ki dinler gibi yapın. Yani bizi çağırın. Çünkü bu sıkıntıları birebir yaşayan biz şoför okullarıyız. Hı hı. Ve dedik ki bu gibi tüzükler geçirileceğinde ve yasalar yapılacağında çalışmaların 2006 yılından beri Avrupa müktesebatlarında çalıştığını bildiğimiz halde bugün 2014'ün 2015'in Şubat ayındayız ve hala daha bizi bir bu Avrupa Birliği'nde ne gibi sıkıntılarınız isterseniz geçsin. Çünkü bunları böyle alıp hemen geçirdelim demeyin an olmaz. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeliye bulman gerekir. Evet. Yani kağıt üstünde yazıp da bakanlar kuruluna götürmek çok kolaydır. Ya da yasa yapmak meclisten çok basittir. Ama bakın bugün 2004 yılından beri Avrupa Birliği'ne resmi giren bir ülke var. Güney Rum kesimi. Ve hala daha sınavları bizim gibi yapılıyor. Hatta bizden daha kolay yapılıyor. Bakın bunu net söylüyorum ha. Yani bunu denemek ya da görmek kolaydır. Gidelim oraya göresiniz ki ne kadar basit ve sınavların orada ne kadar kolay yapıldığını görelim. Ve biz öyle bir yaratılmaya çalışılıyor ki sanki da şoför okulları her önüne gelene ehliyet verilir ya da ehliyet müfettişleri her önüne gelene ehliyet, öyle bir şey yoktur. Ama yapılması gereken çok iş olduğunu vurgulamak isterim. Ama bunları kısa vadeye, orta vadeye ve uzun vadeye. Ve sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak 2013'te yine aynı hata yapıldı ve hızlı bir şekilde bize sorulmadan bir yasa geçirildi. Tüzük geçirildi Bakanlar Kurulu'ndan. Ne dediler? 2014 Şubat'a kadar Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir sertifikası olan bu motosiklet eğitimlerini verecekti ve yaş sınırlaması getirdilerdi. Daha önce nasıldı? 2014 Şubat Mayıs ayından önce herhangi bir ehliyetini götürdün Maliye Bakanlığı'na, ibraz ederdin, verirdi sana öğrenci ehliyeti ve o öğrenci ehliyetiyle motoru sürebilirdin. İstediğin motoru. Sınırlama yoktu. Yanlış bu, sistem. Bakın bu yanlış ve çoktan düzeltilmesi gereken bir noktaydı. Nasıl ki bugün 5032 kiloyla, bakın 5032 kiloyla bugün ehliyet müfettişlerimiz tır ehliyeti verir. Tamam yanlış. Bizim elimizde yani bugün şoför okulları istemez mi düzelsin diye düzelmiyor. Hayır. Bir araya gelmekte mi sıkıntı yaşıyorsunuz? Aynen öyle. Yani bizim toplumun zaten en büyük eksikliği herkes her işi anlar. Herkes her işi bilir. Ve sorma lüksü de hissetmezler. İhtiyacı hissetmiyorlar. Biz diyoruz ki bizi ilgilendirmez yaptığınız çalışmalar. Yapın ama şoför okullarını ilgilendiren kısımda en azından bizi çağırıp da dinleyin. Beğenmeseniz bile istediğiniz şeyi
uygulamaya koyun. Ama en azından dinleyin. Bizim fikirlerimizi, düşüncelerimizi, tecrübelerimizden faydalanın. Ve böyle olmasına rağmen bugün 2015'in Şubat ayı ve motosikletler üstünde hala da verimli bir sınav ve eğitim yapmış değiliz. Ama geçici hükümet ne yaptı? Acele getirdiği şeyi, tüzüğü ve oldu bitti. Oldu mu? Hayır. Demin de söylediğim gibi Güney Rum kesimi istese İsveç'in bütün yasalarını, bütün tüzüklerini alıp getirip uygulamaya çalışır. Değil öyle ama. Altyapısı yeterli mi? Uygun ortamı vatandaşına zorluk çıkaracak mı? Bunlar hep önemlidir. Yani bir insan psikolojisi çok önemlidir. Yaptığımda bitti değil. Ve biz bunları defalarca söyledik ve bakın bugün ehliyet müfettişlerimizin sınav yapacak bir motoru yok. Bir eğitim parkımız yok. Atatürk Spor Salonu'nun otoparkında eğitim veriyoruz biz. Sağlıklı mı? Değil. Birileri orada koruma yapıyor mu? Ya da bir ambulans? Hayır. Ama orada herhangi bir Allah korusun bir kaza olduğunda veyahut da bir araba oraya girdiğinde kimse tutamaz. Ve biz bunları hep söylememize rağmen 2015'in Ocak ve Şubat ayına geldik. Hala daha tık yoktur. Ve en güzel yapılan çalışma buydu. Motosikletlerde yaş sınırlaması getirilmesi ve motor gücüne göre de o çocuklarımıza tecrübesine göre motorların kullanılmasıydı. Bu doğru bir kararıydı. Ama 12 dersi yapmalarını ve biz birlik olarak şikayet edip de 10 derse kadar düşürmemizi bir Allah bilir bir de biz. Bakın, bugün teknolojinin ilerlediği bir ortamda dünyayı takip etmek çok zor değil. Önemli olan niyettir Hakan'cığım. Eğerlim senin bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla pasivize etmek isterlerse bakanlığın gücüyle ve devletin gücüyle bu işler olur. Peki devlet bilir kişilerden hiç bilgi almıyor mu yani? Mesela söyle, konumuz motosikletse, motosiklet. Hiç. Eğer mesela araçsa şoför okulları, motosikletse mesela motosikletle ilgili çok iyi bilgisi olanlardan hiç yardım, destek falan almıyor. Kesinlikle. Kendi bildiğini mi okuyor? Kendi bildiğini veyahut da çağırır uygun gördüğü, kendine göre yakın olan kişiyi ve ondan fikir alınır. Ama biz kendi yağımızdan yıllardır kendi ciğerimizi kavuran sektörü KL alıp da ve arkadaşlar ve şoför okulları birlik başkanı bir çalışma vardır. Alın siz de bir kendi fikrinizi, kendi düşüncelerinizi bu konularda aktarın, söyleyin. Yok. Yoktur. Bakın ben tekrardan söylüyorum. 2014 Şubat ayında bu tüzük Ulaştırma Bakanlığı'na havale edildiğinde resmi olarak tüm trafik birimi o zaman bağlandıydı. Ulaştırma Bakanlığı hatırlayacağı gibi. Daha önce Şoför Okulları ve İlliyet Müfettişleri Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. O ayrı bir ayıbımızdı. Ve defalarca Sayın Ahmet Kaşif'e ve Hasan Arkol'a söyledim. Bu işlerin düzgün yapılması gerektiğini, şoför okullarının eğitim hususunda yeterli olmadığını, ama sadece motor değil, bugün baktığımızda otobüslerde, tırlarda, taksilerde, %100'lük verimli mi şoför okulları? Hayır. Ama sebebi yine devlete dayanır. Ehliyet verme sistemini de merak ediyorum. Evet. O konuya da geleceğim. Yo, bunu devam söyleyeceğim edin. Ben Hakan. Çünkü çok önemlidir. Ve dedik ki Sayın Bakanlık Müdürü Hasan Arkol'a 12 ders çoktur. İngiltere'de 6 saattir. Maksadımız eğerlim vatandaşın cebini hafifletmekse, zora sokmaksa, şoför okullarında zengin etmek ya da 3-5 kişiyi vazgeçin. Çünkü niçin bunu söyledim? 2004 yılında 10 ders zorunluluğu getirildi ve bugün siz de takdir edersiniz ki denetim yapılmaz ve denetimi yapılmadığı yerde de boşluklar çok olur ve şoför okulları iyisi de var kötüsü de var. Eğitmenin de öyle, tüm sektörün öyle. Ve bunların denetlenmediği yerde biz sıkıntılar yaşıyoruz ve bizi halk, vatandaş para olarak görüyor. İşte iki ders yapmana ödeyin sana 1 milyar 500 milyon, 1 400 neyse ve koy beni sınava, bu kadar basit. Önce halk bilinçlendirildi mi? Önce çocuklarımıza ilkokullardan liselere kadar bu çocuklarımıza gerçek anlamda sırf eğitim verildi diye değil, gerçek anlamda bu trafik dersleri veriliyor mu? Öyle bir şey yaratılıyor ki sanki de şoför okullarına gelindiğinde vatandaş işte kişiliğini de oturtacağız, sürati de zararlarını öğreteceğiz, emniyeti kemerinin zorla bağlanmasını uygun değil. Şoför okullarını önce bilecek ki
herkes şoför okullarının amacı ehliyet sınavına girecek olan vatandaşı trafik yasamıza 21.74 yasasına göre uyarlayıp kuralları uydurmak ve ehliyetini aldırmak, ehliyet müfettişimizin istediği pozisyona getirmek ve ehliyetini aldırmak. Bizim görevimiz bu. Ama bir trafik kültürünü çocuğumuza aşılamak bizim görevimiz değil. O kültürü de konuşacağız. Bunlar çok bakalım önemlidir. Devlet onun neler için yapıyor? Ve 2014 Şubat'ta yine de söylerim. 12 dersi 10 derse zorlan ama 6 derse düşürmemizi istememize rağmen 7 derse İngiltere'de çünkü demin de vurguladığım gibi öyledir. Yaptıramadım. Ve söz verildi ki bu 10 ders yapılan bu 10 dersi denetlenecek. Ona göre bu çocuklar sınava girecek. Ama Mayıs ayından Şubat'a kadar motor ehliyeti verildi. Denetimi de sıfır. Biz bunları istemiyoruz. Biz para kazanmak istemiyoruz. Biz çocuklarımızın gerçek anlamda eğitilmesini ve şoför okullarının da denetlenmesini istiyoruz. Anladım. Ama gelin yarın girin sınava, gelin yarın sizi koyalım sınava mentalitesiyle bir şeylere, bir yerlere varacağımızı sanıyorsak ve bizi eliyorlarsa da 3-5 kişine bu iş bırakılıyor. Bunları tabii ileriki saatlerde konuşacağız. Sistemimiz hep bunlarla üzerinde. Konuşacağız. Evet. O zaman yeri gelmişken sorayım. Ehliyet verme sistemi kullanılır bir sistem değil dünyada. Kesinlikle. Değil mi? Bu neden değişmiyor? Yani şoför okulundan ders alan öğrenci, sürücü adayı sınava giriyor ve sınav sistemi bildiğim kadarıyla arabaya biniyor. Müfettiş 3-5 tane soru yöneltiyor, evet, gösteriyor kitapçıktan. Evet. Soruları bilirse sürüş yapıyor. Aynen öyle. Ve alırsa alıyor ehliyeti. Evet. Şimdi önemli olan burada ehliyeti verip vermeme değil. Önemli olan biz baktığımızda genel olarak hem müfettişler, ehliyet müfettişleri hem şoför okulları olarak sıkıntıları olan ve yapılması gerekenler yapılıyor mu? Budur. Anladım. Şimdi ehliyet müfettişliğine çağırdığımızda herhangi bir şeye anlatsa sana sorunlarını bugün hala da bugün muhataba alınıyor. Ve bunlar yapılması gerekirken bu sistemlerin düzeltilmesi gerekirken bunların atlanılıp da en zorlarının yapılmak istenmesi anlam kazanılmıyor. Yani bugün tutturdular geçelim yazılı sınava. Güzel geçelim. Amacımız çocuklarımızı sınava korken ehliyet almasını zorlaştırmak mı? Bu mu? Yani farz et ki her giren çocuk kaldı. Kaldıktan sonra bu çocuklar araba kullanmayacak mı? Denetimi olacak mı? Veyahut da bu çocukları kurtarmak mı amacımız? Yoksa ehliyet almamak mı? Bunları önce ayırmak gerekir. Bakın böyle değil. Bu çocuklara önce bu kültürü vermemiz gerekir. Ondan sonra bu kültürü aldıktan sonra şimdi zorla ben emniyet kemerini bağlattırırsam bir anlam olmaz. Sınavda da bağlayacağını zaten biliyor. Bağlamazsa kalacak. Bir kaskı takmazsa motorun üstünde kalacağını biliyor ama 10 dakika sonra takmadığından olacak. Ya da bu çukurları doldurmadığımızdan olacak. Bütün sorunumuz bunlardı. Ve bugün biz diyoruz ki yapılması gerekenler ehliyet sistemiyle ilgili çok şeyler var. Kısa vadeli. Ama bir de orta vadeli var. Bir de uzun vadeli var. Bunlar bölelim 3'e ve hızlı bir şekilde hem ehliyet müfettişlerimizin istediği ortamda hem şoför okullarının o verimini aldığımız ortamda standartını, çıtasını yükselttiğimiz ortamda bunları gerçekleştirelim. Ama deme bana sen motor süremek. Bana o eğitimi vermedikten sonra, sağlamadıktan sonra, bana müfredatı göstermedikten sonra alel acel yangından mal kaçırırcasına bana 2 aylık eğitimi vermen gerekirken, 3 günde vermeye çalışırken, ey bakanlık, ey arkadaşlar bu 4 kişiyi 2014 Mayıs'ta alan arkadaşlarımız niçin isyan etmediler? Ha, sınav doğru mu yapıldı? Onlara göre doğru, bize göre girmeyin. Yanlış. Bunlar sınav da sistemine zaten girmeyin. Birazdan evet geleceğim sınav sistemine. O Mayıs 2014'tü değil mi? Mayıs 2014'teki sınavlar evet, çok konuşuluyordu. Oraya gelmeden önce bir görüntümüz var evet, yollarla ilgili. Onu bir izleteyim. Sonrasında mesajlar var. Devam edeceğiz. Tamam. Bakalım yollarımızın durumu ne sayın seyirciler? Biz aylar önce yapmıştık bunun haberini. Hala daha Diyalog TV ekranlarında yayınlıyor. Sosyal medyada da sürekli güncelliyoruz. Çünkü hala daha bir çözüm bulunamadı. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndan bahsediyorum.
Daha gösterecek çok yollarımız da var esasında ama bu program yetmeyecek ona. Hala daha düzelmeyen o Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki durum neymiş bir ekranlara getirelim, sonra devam edeceğiz. Takır takır, takır takır, takır takır, takır takır, hadi bak. Ala veren ala veren, kim ala da kim vere ren ren. Köşeleri müşeleri dön baba dönelim ren ren. Rap diye rap rap, sak diye sap sap ren ren. Naber diye kim gene geldi şapka ren ren. Araçlarınızın amortisörlerinin neden bu kadar kısa sürede arızalandığını merak ediyorsunuz. Aynı zamanda yürüyen aksam bu kadar kısa sürede bozulur mu diyorsunuz. Haklısınız ama bu sorunun cevaplarından bir tanesi yollarda. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndayız mesela. Yollar köstebek yuvasını aratmıyor. Elimizde cetvelle yoldaki derinliği ölçeceğiz şimdi. Bakalım kaç santim derinlik var yollarda? Bu yollarda ilerlemek için ya cross lastiği kullanacaksınız ya da cross araçları tercih edeceksiniz. Mesela yolun hemen seviyesine bir bakalım. Elimizdeki cetvel 15 santimlik ve yolun derinliği de tam 15 santim. Yani araçlar bu 15 santim derinlikte ilerlemek zorunda kalıyor. Yolun ortası da gidilecek gibi değil. Mesela hemen şuradaki yüksekliği bir ölçmeye çalışalım. Elimizdeki cetvel bu arada 15 santimlik. Tekrar uyarıyorum. Yolun ortasından şöyle baktığımızda derinlik aşağı yukarı 10 santim. Yani yollarımız bildiğiniz köstebek yuvası ve burada gitmek gerçekten yetenek ister. Yolun durumu ortada, arabalar buradan geçerken yani tekerleklere zarar veriyor ve 1-2 yılda böyle hani yani düzeltecekler mi, düzeltmeyecekler mi, gazetelere çıkıyorlar, hiç cevap vermiyorlar, anlamadık yani ne olacak. Artık bir çözüm bulsunlar yani bu memleket, anlamadım yani bu memleket meselesi değil ki yani bu düzeltilen bir şey yani sonuçta. Ala veren ala veren, kim ala da kim vere ren ren. Köşeleri müşeleri dön baba dönelim ren ren. Rap diye rap rap, sak diye sap sap ren ren. Yolun durumunu göstermek için şimdi yoldan karşıdan karşıya geçeceğim. Ayaklarımı takip edin. Bakın buradaki yükseklik bu. Burada bir başka yükseklik var. Ve yol bu şekilde devam ediyor. İlgililere sormak lazım bunları. Köstebek yuvası gibi gitmek için yetenek gerektiriyor. Evet, o da ilgililerin sorumlusu içinde. Vallahi çok dert yanıyoruz bu konuda. Yani suratlı geldiğimizde yeşil yanacak diye geçerken araba o yanı bu yanı kaçıyor. Çok kötü. Yani siz bunu yapmasanız ben Facebook'a çekip de yayınlayacaktım. Çok teşekkür ederim bunu yaptığınız için. Eriyor liralar, marka, dolar al rap rap. Bu bir kaçalot, zor yine işlet rap rap. Kamyonların, araçların bile güçlükle ilerlediği bu yollarda motosikletler nasıl gitsin? Bunu neden izlettim? Bir sorun var. O sorudan dolayı da izlettim. İyi günler Hakan Bey. Programınızı severek izliyoruz. Teşekkürler. Benim sorum, arabaların hatta kamyonların bile geçmekte sıkıntı çektiği çukurların olduğu memleketimizde biz motorcular yollarda nasıl gidelim? Nasıl çok gidelim? Zor. Çok zor. Demin onu söyleyecektim ben. Şimdi bakın, ben tüm çıktığım kanallarda bunu uyguluyorum, söylüyorum. Trafik ülkenin aynasıdır. Evet. Bu net. Şimdi 2004 yılından beri Güney Rum kesimine kapılar açıldı. Aynı şoförler, aynı araçlar o yanda seyahate gidiyor. Ve bugüne kadar ki bu kadar bizi eleştirirler, ehliyet müfettişlerimizi eleştirirler, sistemi eleştirirler. Kaza sayısı bir, ölü sayısı bir 10 yılda. Bizde kaza sayısı, ölü sayısı 513. 2004 yılından bu yana. 513. 513. Yani ortalama 50 kişi ölüyor ayda. Evet. Bakın ne kadar altyapılarımızın eksik olduğunu, yollarımıza değer verilmediğini, levhalarımızın eksik olduğunu ve
bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın bunu hak etmediğini her televizyonda, her şeyin çıktığım sunumlarda ben bunu vurguluyorum. Niçin hak etmiyor? Çünkü bu vatandaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız en pahalı servisi öğrenir. En pahalı ehliyeti çıkarır. En pahalı ehliyeti tazeler. Ve yollarımızın durumu da ortada. Ama evet, çıktığımızda televizyonlara gerek kazaları önleme derneği olsun, gerek yetkililer Avrupa Birliği ülkelerine göre, gelişmiş ülkelere göre işte çokmuş bu sayı. Avrupa Birliği'nin yolları mı? Avrupa Birliği'nin sistemi mi burada? İsveç örnek alırız. İsveç bugün sistem olarak en trafikte oturmuş bir ülkedir. İngiltere'yi ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıyaslayabilir miyim? Allah'ımızı seversek. Kıyaslayacak olursak aynı altyapı ve aynı ülke şartları olan ülkeleri kıyaslayalım. Ha biz de bak yine söylerim. Biz dört dörtlüktür daha. Her şey tamamdır. Kesinlikle o şeyde düşüncede değilik. Ama biz bunu söylüyoruz ki hem şoförlerimiz hem biz eğiticiler en zor şartlarda araba sürerler. En zor şartlarda çocuklarımıza araba sürmeyi öğretiyoruz. Kolay değil. Öyle ahkam kesmek televizyonlarda, radyolarda öyle eleştirmek çok kolaydır. Trafik ama konusunda bu, kötü olduğumuz meydana gelen kazalarda kesinlikle ortadan. Kesinlikle ben yani kimse... her şeyde bunu çıktığım kanallarda söylüyorum. Trafik ülkenin aynasıdır. Artık devletin Kıbrıs sorunun, Kıbrıs konusundan sonra bu trafiğe öncelik vermesi. Bakın 513 tane ölüden bahsederim arkadaşlar. Aynı fikirde. Bu çocuklar, bu ölen insanlar bizim insanımızdır. Yabancı değil. İster suçlu, ister suçsuz. Ve çıkıp 2007 yılında kameralar kondu bu ülkeye. Dediler ki kameralar olduğu yerlerde kameraların kazaları azaldı. Bakalım 2007'den sonra olan kazaları. Ölümlü kaza yok ama. Ölüm. 2007 yılında. Bak 2007'de kameralar kondu. 2008'de 48. 2009'da 44. 2010'da 42. Bundan önce de aynıydı. Ama radarların olduğu yerde ölümlü kaza yok bildiğim kadarıyla. Tamam, ne değişti ki aynı sayılar? Orada değil başka yerde. Demek ki bir yer yani... Demek ki devlet farklı yerlere koyuyor. Yanlış yerlere önemli koyuyor. Olan kameralar değil. Önemli olan altyapısıyla eğitimini ve caydırıcı cezalarının denk gitmesi gerekir. Yani bugün altın fincana 5 yıl verildi diye ceza. Habire bastırıyorlar, eleştiriyorlar. 10 yıl verse, 30 yıl verse ne olacaktı? Şimdi devletimiz sorumluluğunu yerine getirdi mi ki sürücü de yerine getirsin? Hayır. Eğerim o yolda New Jersey olsa, bakın iki kısım sürücü vardır. Bir saygılı, bir de saygısız. Hoşgörülü, hoşgörüsüz. Deli, akıllı. Şimdi devlet her iki kesime de, her bu kesime de hitap ettirmesi gerekir. Kurallara uyan da olacak, olmayan da olacak. Ama bu demek değil ki kurallara uymayan kalkacak benim şeridimden, karşı şeritlerin benim şeridime gelsin. Bunu devlet önleyecek. Önleyebildi mi? Hayır. Sayın Altın Fincan telonda oynarken büyük bir hata karşıya geçti ve öldürttü 4 tane canımızı. Canımızı. O aileler bugün sokağa çıkacak ve psikolojileri ölmüş. Bizim de başımıza. Bugün sen de ansızın hapiste olabilirim ben de. Bu altyapıyla. Bana bir şey olmaz, sen iyi sür değil. Ama devletimiz açılacak olan yolu, yapan yeni yollarımızı dört dörtlük aşmak zorundadır. Devlet öyle bir şansı yoktur. Alıyor mu? Param yoktur. Yarın açılacak, o bir gün yapılacak. Yoktur devletin öyle bir şansı. Dünya ülkelerinde, bana ki dünyayı örnek alacağım. Dünya ülkelerinde, bakın Almanya'ya ben seyahate gittim. Yol yapıldı ve sıralandı arabalar ve sorduk orada yetkiliye ne oldu da bu sıra niçin açılmıyor yol? Çizilecek de ondan sonra. Bekliyorlar. Çizilsin yol, ondan sonra açılsın. Bizde asfalt döküldükten sonra açılıyor. Sadece asfalt yeter. Arkadaşlar yani ciddi olacak. Sonra çizilir, sonra tabela, sonra çizilir. Şoför okullarını eleştirelim, ehliyet müfettişlerini eleştirelim. İşte vatandaşı suçlayalım. Çok kolaydır bunlar. Peki gelelim motosiklet eğitimine. Evet. Eğitim sınavlarında. Evet. Bir karmaşa mı var, bir sıkıntı mı var, bir zıtlaşma mı var? Nedir bu mesele? Bir de sizden çok dinleyelim. Çok büyük bir zıtlaşma ve çok büyük bir sıkıntı kimle olduğunu. Kimle kim zıtlaşıyor? Yani zıtlaşma daha önce eğitim konusunda 4 arkadaşımız, 2 tanesi şoför okulları
Birliği'ne üye arkadaşımız Damit Sarsılmaz ve Alap Alabayık. İki tanesi de dıştan Honda motosikletin sahibi Özün Etkin arkadaşımızdı. Ama bizi bu duruma getiren aslında bakanlıktır. Yani bizim bu kişilerle alıp veremeyeceğimiz yoktur. Bunlar bizim arkadaşımız, gördüğümüz aynı meslek mesleği paylaşan arkadaşlarımızdır. Eğitimi verme çabasında olan arkadaşlarımız. Bu değil sorun. Önemli olan, bakın demin de söyledim, devletin mentalitesi nedir? Devletin mentalitesi bu kazaları azaldıp da çocuklarımıza değer vermek mi, yoksa birilerini eleyelim olmasın ve bu 3-5 kişi ya da 10 kişi yapsın bu işi mi? Biz 2004 yılında Sayın Ahmet Kaşı ve bakanımıza, Ulaştırma Bakanıydı o zaman, dedik ki abi olması gereken bu. Bize müfredatı verin birlik olarak. Ben şu beğenseler de beğenmeseler de ben şu okulları birlik başkanıyım. Bunu kabul edecekler. Nasıl ki biz onların makamlarına saygı duyarız, onlar da bize duyacak. Bu karşılıklıdır her şey. Ve biz gittik 2014 Şubat ayında Sayın Bakan'a. Dedik ki Sayın Bakanımız, böyle bir geçici hükümet tarafından bir tüzük geçirildi. Bize neyse müfredat yapılması gerekenler söyleyin önceden ki gerekli çalışmalarımızı, donanımımızı yapalım. Ve biz sizin kanalınızdan bunu bir kez daha vurgulamakla yarar görüyorum. Hiçbir zaman biz şoför okulları, en iyi motor sürücüsüyük, en iyi tır sürücüsüyük, en iyi araba sürücüsüyük diye bir iddiamız yok ha. Bunu da herkesin algılaması gerekir. Bizim iddiamız en iyi yasalarımıza göre, bakın yasalarımıza göre en iyi eğiticiyiz. Bugün ne ralliciyiz biz, ne motosiklet sürücüsüyüz, ne de tır sürücüsüyüz. Bizim görevimiz, demin de söylediğim gibi, yasalarımıza 21-74 trafik yasasına göre müfettişlerimizin istediği standarta getirip çocuklarımızı ehliyet aldırmaktır. Bunu da devlet, eğer o standartı, o kaliteyi artırmak isterse devletin elindedir. Ama bizi eleyerek değil, vermeden almak Allah'a mahsustur. Verecek, bize neyse kurallar uygulayacak, ondan sonra da diyecek siz yetersizsiniz. Yok, bin bir entrikayla. Ben Şehir Okulları Birliği temsilcisiyim. Yapılacak olan sınavı bilmem, sınava girecek olan şahıs parkurun nasıl olacağını, kukaların nasıl dizileceğini bilecek, beni eleneceğim, ben eleneceğim. Orada sınav komisyonumun, bakanlığımın bir gözlemcisi olmayacak. Sınava girecek olan kişi idare edecek kukaları, kamera çekimler onda olacak, benim birliğimin olmayacak ve bunları biz kabul edeceğiz, gözümüz kapalı. Bu eğitim sistemi bırakacak değil. Eğer gerçekten şoför okullarının eğitilmesini, şoför okullarının düzgün eğitilmesini ve standartının yükseltilmesini istiyorlarsa adil yapacaklar. Adil yapmazlarsa böyle bir karmaşıklık olur. Yani karmaşıklığın sebebi bakanlık mıdır? %100. Sayın Ahmet Kaşık Bakanımızı 3-5 kişinin orada idare etmesiyle, yani yanlış yönlendirmesiyle bizi bu duruma getirdiler. Biz Sayın Bakanımıza bu işlerin böyle yürümeyeceğini, böyle uygulaması gerekmediğini söyledik. Bizi kale almadı. Düzeltirim, düzeltirim, düzeltirim. Bizi kavgaya soktu, çekildi. Kendisi nerede şimdi? Dışarıda. Bakın, bakanlıklar gelip geçicidir, makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan yaptığın hizmet veya yaptığın kalitedir. Bakanlığın yapamadığını siz yapmaya çalıştırmayı denediniz mi? Mesela ansızın ismini oldu, bahsettiğiniz isimlerle bakan, hiç bir ansızın, araya gelme. Evet. Geldiniz oldu, mi? Ansızın oldu bu olaylar. Bakın Mayıs, 8 Mayıs'ta bu sınavlar açıldı. Evet. Bizi ne gün aradılar bilir misin sen? 7 Mayıs gecesi. Bak geceden bahsederim size. Yarın topla arkadaşlarını, motor eğitmeni olan arkadaşları. Sınav var mı dediler? Ve yok, eğitim var dediler bize. Dedik tamam çok güzel. Gittik öğretmen akademisini götürdüler bizi. Bir hafta orada maskaralık yaptık. 3 günde Z kartingde ve dediler bize cumartesi geliyorsunuz sınava giresiniz. Nedir müfredat? Orada göreceksiniz. 6 metre çalışırken kukaları bize dünyanın hiçbir yerinde olmayan 3 metreleri dizdiler. Maymun gibi, sirk maymunu gibi alay ettiler bu şoför okullarıyla ve elediler 18 tane arkadaşımı 4 kişi. Olması gereken ne? Kuka aralığı. Önemli olan bak, bakanlığın uhdesindedir istediği sınavı yapmak. Yani bakanlık 10 metre derse 10 mu? Bakanlık istediği sınavı, sınav komisyonu vardır. Ki bu ayrı bir ayıbımızdı. Şubat'ta ya Mayıs'ta, 2014'ün Mayıs'ında daha sınav komisyonu yoktu. Yani bugün eğitmenleri sınava tabi tutacak tek yetkili merci hakan sınav komisyonudur. Kim atar bunu? Bakanlar kurulu. Daha atanmadan bunlar, bakanlık öyle bir sınav açtı.
Bu da ayrı bir şey ayıbımızdı. Biz bakanlığa güvenerek, samimiyetine güvenerek bu sınavlara girdik. Ama günün sonunda beni ve arkadaşlarımı günüş duruma düşürttü ve yapılmaması gereken şeyi, sistemi bize uygulatarak hepsimizi elediler ve biz hala da bunun yaralarını temizlemekle geçiriyoruz ömrümüzü. Bunu son kez bu sınavlarla ilgili bunu söyleyeceğim. Bakanlık istediği sınavı, nasıl ki istediği soruyu öğretmenlerin sorma yetkisi var sınavlarda. Bakanlığın da istediği müfredatı, istediği sınavı yapma yetkisi var. Bu sınav komisyonunun kararıdır. Peki. Geçen daha öyle yapıldı, bu daha böyle yapıldı. Anladım. Ama geçen, ben istiyorum ki o şikayet eden arkadaşlarımız, geçen defa da doğru yapılmadığını, doğrusunun bu olduğunu ve bizim de hakkımızın olmadığını söylerlerse bazı şeyler bence düzelir. Ama yok senin, ben turşun iyidir, benim turşum güzeldir dersek günün sonunda kim kaybedecek? Halk, vatandaş kaybeder. Şimdi bir... Onun için bunları bırakalım. Benim kişilerle sorunum yok. Benim sistem ilandır sorunum. Yok, biz zaten sistemi konuşuyoruz. Aynen öyle. Sistemi konuşmuyoruz. Bize, sistemi düzelteceğiz. Evet, biz istiyoruz biz istiyoruz eğitim. Şoför Peki. okulları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bize gelişen süreçleri uygun zamanda vermek ve çocuklarımıza bu aldığımız eğitimleri uygulatmak. Tamam. Başka bir gayemiz yok. Bir görüntüm daha var. Aslında çok fazla görüntüm var ama artık önem sırasına göre değerli izleyenler bunları sizlerle buluşturacağım. Eğitimi konuşmuşken, motosiklet eğitimini konuşmuşken firma sahibi Özün Etkin'le yaptığımız, ki ismi de geçti, gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlara getirelim. Bakalım eğitimler onun gözünde nasıl yapıldı, onu bir izleyelim. Ardından devam edeceğiz. Bu arada ismi geçtiği için Özün Bey'e de söz hakkı düşüyor. Katkı koymak isterse, konuşmak isterse, yorum yapmak isterse rejiden arkadaşlar birazdan kendisine ulaşacaklar. Programa katkı da koyabilirler. Numarası bizde vardır. Evet, o görüntüler ekrana gelsin. Sıkıntılar var ama bardağın dolu tarafını görmek lazım. Geçen seneye kadar, geçen sene 2014'ün ortasında artık ülkemizde o konuşmamızın başında bahsettiğim o kademeli ehliyet sistemi gündeme gelmiştir. Geçen senenin ortasında eğitim zorunluluğu gündeme gelmiştir ve yaş ve güç sınırlaması gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bunlar iki sene önceye göre güzel şeyler. Ama her şeyi doğru mu yaptık bu arada? Her şeyi doğru yapmadık. Altyapılarımızı tamamlamadık. Eğitimle ilgili, sınavla ilgili, müfredatla ilgili, kitapçıklarla ilgili bunları yapmadık. Ehil eğitmenler yetiştirme konusunda maalesef yukarıya koyduğumuz çıtaları, standartları aşağıya çektik. Nedendir bilmiyoruz. Önerilerimize rağmen, konuşmamıza, söylememize, yazılı olarak vermemize rağmen otomobil eğitmenlerinde olduğu gibi motosiklet eğitmenlerinde de bir fırsat eşitliği tanınmamıştır. Otomobil eğitmenlerinde bütün herkese, bütün KKTC vatandaşlarına o hakkı veriyor. Eğitmen olmak istiyorsan gel kurslarımıza katıl, gel sınavlarımıza katıl, başarılı olursan eğitmen ol. Ama motosiklet eğitimlerinde ise bir tek şoför okullarına verilmiştir bu hak. Bir tek şoför okulu sahipleri şeye girebiliyor. Bu eğitmenlik sınavına girebiliyor. Ve motosiklet eğitmenliği araba gibi değil maalesef. Bir dengeyi, bir şeyi kapsıyor. Dolayısıyla daha özellikli, daha teferruatlı bir bilgiye, bir donanıma sahip olmanız gerekiyor. Şimdi şoför okullarının yaş ortalaması 45-50 civarında. Hayatlarında motosiklet kullanmamışlar, motosiklet edinmemişler. Motosikletle ilgili bir tecrübeleri, bir birikimleri yok. Siz bir tek bunları açıyorsunuz bu eğitmen olma hakkını. Bu olmaz. Yani baştan bir problem var. Hadi baştan problem var. Ama dediler ki bizim eğitmenlerimiz, bizim şoför okullarımız veya şoför okulu eğitmenlerimiz tecrübeli eğitmenler. Trafik konusunda olabilir, KKTC yasaları konusunda olabilir, araç konusunda olabilir ama motosiklet konusunda değil. Geldiler, geçen sene yapılan sınavda belirli bir standart vardı.
Çok kabaca bahsedeyim. Mesela slalomda kuka aralığı 3 metreydi. Şimdiki sınavda mesela 6 metreye çıkarıldı. 8 figürü vardı. 8 figürü genişletildi. Rampa vardı, denge rampası vardı. O da genişletildi. Rampa üzerinde durma, kalkma ve manevra şeyi vardı, figürü vardı. O da kaldırıldı. Bunlar neden kaldırıldı diye sorarsak, çünkü o sınavda başarısız olan eğitmenlerin bir türlü başarılı olunması istendi. Onların da bu lisansı alınması istendi. Ve bize göre usulsüz bir sınav yapıldı. Dolayısıyla sıkıntı var mı? Var. Başka sıkıntı, şöyle bir tüzük geçirdik ve dedik ki işte kademeli eğitim olacak ve bundan sonra eğitim almadan insanlar yola çıkamayacak. Bugün öyle mi? Değil. Yazdığımızı uygulamıyoruz. Bakanlığa söyledik, değiştirilmesi gereken tüzükler var, tadil edilmesi gereken tüzükler var. Bunları değiştirmesi lazım. Daha açık konuşayım. Sizin otomobil ehliyetiniz var. Diyelim ki motosiklet ehliyetiniz yok. Bugün siz gidip yine o yasa, o tüzük geçmiş olmasına rağmen otomobil ehliyetinizi veriyorsunuz. Aynı gün size kullanabilmeniz için bir motosiklet ehliyeti veriliyor. Learning adı altında. Bir tek harflerini değiştirdi. Geçen yeni tüzüğe göre harflerini değiştirdi. Ama yetersiz ki bu. Sen onu alıyorsun, yolda sürmeye başlıyorsun. Polis seni durdurduğu zaman gösteriyorsun. Polis de bakıyor ki ehliyet. Dolayısıyla yoluna devam edebiliyorsun. Sınavlardaki karmaşaları konuşuyorduk Barış Tilki ile birlikte ve Özün Etkin'in röportajını ekranlara getirdik. O da sıkıntılardan bahsetti. Özün Etkin'in ismi geçtiği için kendisine cevap hakkı doğdu ve programa katkı koyması için şu anda telefonun diğer ucunda Özün Etkin var. Özün Bey, iyi akşamlar. Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, ben teşekkür ederim. Ortada bir karmaşa var eğitim sınavları ile ilgili. Evet. Nasıl bir katkı koymak istersiniz? Gerçi röportajda ekranlara getirdik. Olay da bilginiz dahilinde. Neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi tabii ben izleyemiyorum şu anda televizyonunuzu. Nasıl bir hangi kısmını koyduğunuzu da bilemeyeceğim söyleşimizin. Hepsini ama ben yani tekrar etmiş olacağım kendimi ama. Şöyle söyleyeyim, motosiklet eğitmeni olması gereken kişilerde farklı özellikler olması gerekiyor. Bu sadece motosikleti sürme anlamında değil, bu sadece bir eğitimi verme anlamında değil. Hangi konuyu nasıl verecek? Özel donanımları gerekiyor, denge becerisine sahip olması lazım. Ondan sonra fit bir kişi olması lazım. Ve hepsinden daha önemlisi motosiklet tecrübesine sahip olması lazım. Maalesef ülkemizde yapılan son sınavda daha önceki sınavda başarısız olan şoför okullarının bu sınavı kolay geçebilmesi için sınav tabiri caizse laçkalaştırılmıştır Kıbrıslı deyimiyle. Yani gevşetilmiştir. Bu ne demek? 3 metre slalom 6 metreye çıkarılmıştır. Ne demek? Rampa dur kalkı kaldırılmıştır. Rampa dönüşü kaldırılmıştır.
Ki bunları herkes kabul ediyor. Sınava girenler kabul ediyor. Sınavı düzenleyenler kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Dolayısıyla söylenecek fazla bir şey yok. Hayırlı olsun diyorum ben vatanımıza, milletimize. Görüntülerde zaten kendini anlatıyor kimlerin motosiklet eğitmen lisansına sahip olduğunu. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Zamanı geldiğinde kazaları, kaza sonrasında trafik terörünü, trafik canavarını lanetleyenler maalesef çanak tutmuşlardır bu işe. Hayırlı olsun. Peki, katkınız için teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet, evet, eklemek istediğiniz varsa alabilirim. Yani ben burada kesinlikle çok üzülüyorum. Yani bir sektörün temsilcisi olarak bu görüntüleri, demin aldığım gösterilen görüntüler, geçen defa sınava yapılan görüntülerdir. Ve bu görüntülerin bizde birlik olarak olmaması ve bunların bu arkadaşlarımızda, bakanlıkta belki bile yok. Düşünebilir misiniz? Yani bu bakanlığın ne kadar ciddi bu konuya el attığını ve bizi bu kadar pasivize edip daha es geçmelerini ben anlam veremiyorum. Bakın, ben burada bunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bu eğitimler başından düzgün yapılmış olsaydı, bugün 22 tane arkadaşımızın belki de yarısı geçmiş olacaktı. Belki de 15 tanesi geçecekti. Bunda net. Yani burada durup da ben arkadaşlarım ya da ben de istiyorum şoför okullarının standartının artırılmasını ve bir yerlere artık şoför okullarının gelinmesini bu şartlarda mümkün değil. Önemli olan demin de söylediğim gibi niyettir Hakan. Ve buradaki niyet geçen defa yapılan sınavların ne kadar bizleri pasivize ettiklerinin ve gerekli olmadığını bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Yani bu görüntülerin bizlerde birlik, şoför okulları birliğinde olmaması ve bakanlığının da elinde belki de olmaması ve arkadaşımızda olmasa ama bu ne kadar işin ciddiyeti olduğunu bir kez daha yansıtıyor. Bakın tekrardan söylüyorum. Geçen defa niçin geçilmedi? Gerekli eğitim verilmediğinden dolayı. Şimdi niçin geçirildi? Hatırlanacağı gibi bu sınavlar bittikten sonra Mayıs ayında biz Ağustos'da, 2014 Ağustos ayında şoför okulları birliği olarak Türkiye'den Murat Denizhan hocamızı getirdik. Murat Denizhan Japonya'nın sertifikasının Honda bayisinden sertifikası olan bir eğitmenimizdir. Ve bu hoca bize burada 2 gün kendi birliğimizin bütçesiyle bu 16 tane arkadaşımıza eğitim verdi. Yani gerekli eksikliklerimizi ve yapılması gerekenleri bize verdi ve son bu sınavlar olmadan önce bir hafta öncesinde yine Murat Denizhan hocamızı getirttik. Ve geçen defa yapılan sınavlarının aynısı 3 metre KUKA'lardan bir çalışma yaptı bu şoför okulları. Yeterli mi? Hayır. Bugün GS1 yani güvenli sürüşü 1, 2, 3 diye kıyasla saydığımız eğitimlerin alınması gerekir bu şoför okullarında. Eksiklerimiz var. Bunları da biz zaten biz ehliyet vermiyoruz Hakan. Biz çocuklarımıza ehliyet müfettişlerinin istediği standartta eğitimi verip sınava tabi tutmasını sağlıyoruz. Eğer o kıvamını, o standartını getirmiyorsak biz öğrencilerimiz zaten girdiğinde ehliyet alamayacak. Yani öyle bir hava yaratılıyor. Sanki de şoför okulları ehliyet verir ve arkadaşımız da işte kazaların çoğaldığında ya da çoğalacağında şoför okullarının faktörünü ön plan, bunlar yanlış şeyler. Bugün standart, bugün bir şoför okullarının motor kitabının olmaması ve bir çalışma başlatılmaması hükümetin şeyidir. Ama sınav komisyonunun yeni atanması, Mustafa Toğcan arkadaşımızın gelirken ivedilikle bu motor kitabının yürürlüğe konulması için çalışma başlattı. Artı motor yanında direksiyonda girecek çocuklarımızın kitaplarının daha gelişmiş ve daha kalıcı olması için çalışma başlatıldı. Ve biz şoför okulları olarak eğitim veren arkadaşlarımızın arabalarında kamera olmasını ve kaydı alınmasını yazılı olarak verdik. Gece eğitimlerinin yapılması ve denetlenmesi hususunda biz birlik olarak bakanlığımıza gerekli yazımızı, gerekli şikayetimizi istedik. Ama bunlar yapılırken ne kadar Avrupa Birliği'ne yaklaşım konularında çalışmalar yapılacağı hala daha bizim bilgimizde değil. Oturur 3-5 kişi Avrupa Birliği
seviyesinde şoför okullarını, ehliyet müfettişlerini ve sistemi değiştirelim değil. Evet. Böyle olduğu sürece Barış Bey, yanlış olur. Yönetmenim uyarıyor son 5 evet. dakika. En hızlı geçen programlarından evet. bir tanesi. Onu söyleyeyim. Onun için vatandaşın, izleyicilerimizin sorduğu soru ve görüşler var. Bir soru bir cevap yapalım. Tamam. Sonra son sözlerinizi alayım ve noktalayalım. Tamam. Motosikletlere neden full kasko yapılmıyor diye bir soru var. Bununla ilgili bilginiz var benim mı efendim? Benim bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok ama sigortacı arkadaşlarım var. Bunu full kaskonun neden yapılmadığını bir araştırırım. Ona Peki. göre size dönerim. Birkaç paketçinin dikkatsiz motor kullanmasından dolayı büyük bir camianın genel olarak haksız yere eleştirilmesinden şikayetçiyiz demiş evet. izleyicimiz. Katılır mısınız? %100. Motor sürücülerinin arabalar tarafından görmezden gelinmesinden ve taciz edilmesinden şikayetçiyiz demiş yine izleyicimiz. Evet doğrudur. Çünkü motosiklet önceliği maalesef trafiğimizde yoktur. Bu yüzden dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Dünya standartları çerçevesinde birçok ülkede kullanılmaya başlanan hava yastıklı darbe emici bariyerler için ülkemizde herhangi bir girişim var mı? Kesinlikle. Yoksa bu girişimlerin yapılması için yeterince insan ölmedi mi denilmiş? Yollar yapılmıyor ki bariyer emici şeyler. Hala daha olması gereken yerlerde New Jersey'lerimiz yoktur. Yok. Koruma duvarlarımız yoktur. Bariyerlerimiz yoktur. Bunları yapsınlar da biz koruma bariyerlerini inşallah 50 sene 100 sene sonra bu ülkede göreceğiz diye ümit ediyorum. Çok geniş konuşmayı isterdim ama şoför okullarının standartlarını artık onları son 2-3 dakika. Yani şoför okullarının standartını demin de söylediğim gibi kısa, orta ve uzun vadeliye yansıtmaları gerekir. Devlete ve büyük iş düşüyor diyorsunuz değil mi? Her zaman onu anladım. Artık trafik seferberliğinin oluşturulması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Barış İlan, Ahmet İlan, Mehmet İlan bu birimde bu işlerin olmayacağının da bilinmesini isterim. Bakın Rıdvan Ege hocamız bir güzel söz söyledi. Trafik orkestradır. Bu orkestrayı bakanımız şu anda genç ve çalışkan olan Sayın Hasan Taço tüm birimlerden, tüm trafikten anlayan kişilerden oluşturur ve herkesin görüşü ve fikri alınırsa ve harmanlanıp güzel yasalar, tüzükler yapılırsa ben inanıyorum ki kimsenin ne şikayeti olacak ne de bu karışıklıklar ne kavgalar olacak. Önemli olan iyi niyetli çocuklarımızın canını, vatandaşımızın hayatını kurtarmaktır. Evet. Yani bu trafiğe artık önem verilmesini arzuluyorum. Bugüne kadar gerçekten artık trafik kanayan yara haline dönüştü. Yollarımız çok kötü, altyapımız çok kötü, sistemimiz çok bozuk. Bunların artık toparlanıp, harmanlanıp yasalarımızı düzgün şekilde geçirilmesini ve bu motorlar üzerine özellikle herkes canını sever, canına değer verir ise trafik kurallarına uyarak başkasının kendi canının malını korumasını beklemeden yolda seyahat etmesini arzu etmekteyiz, tavsiye etmekteyiz. İnşallah 2015'te 2014'te ölen 29'un sıfırı olacak şekilde İnşallah. Kazalarımızın olmasıdır dileğim. Tekrardan Diyalog TV'ye bize ayırdığı, bize göstermiş olduğu bu zamandan dolayı çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür İyi ediyorum. Günler, çok verimli bir program oldu. Çok evet. sağ olun. Evet, trafiği konuştuk efendim. Trafikte motosikleti konuştuk. Motosiklet sürücüleri ne kadar değer görüyor diğer sürücüler tarafından? Bunları konuşmaya çalıştık. Ülkedeki trafik kazaları her yıl raporlar ortada, kaybettiğimiz isimler ortada. Dikkat etmemiz gereken birçok konu var. Devlete düşen birçok görev var. Bugünlük, bu haftalık bizden bu kadar efendim. Haber turumuzu noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte ben tekrar karşınızda olmayı ümit ediyorum. Ekibim adına güzel bir akşam, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum efendim. Hoşçakalın.